bugüne kadar ne hikmetse hiç kimse %10'u aşmamış ama borç 4 trilyon lirayı aşmış. Biz gerçekleri Beşiktaş camiasının kongresinin önüne koyarız. Görürler, kabul ederler ederler, etmezler etmezler. Hiçbir şeyi saklamaya niyetimiz yok. Tekrar söylüyorum. Eğer bugüne kadar denk bütçeler yapılmışsa, bu borç nereden oldu? Başka kulüplerin borcunu mu bize cüre ettiler? Bu cevap bu. Tüzük gereği %10'un üzerine aşılması gerektiği ile ilgili bir değişiklik yapmaya gerek yok. Zaten spor yasasında %10-15'te o da sınırlandırıldı. Birbirine çok yakın paralel çözümler var. Almış olduğunuz yetki veya borçlanma neyse onunla kalmanız gerekiyor. Çünkü insanlar onu söylüyorsunuz. Tüzükle de %10 aşabilir diyorsa orada kalmanız lazım. Daha evvelden bunların yapılmış olması bundan sonra yapılmasını gerektirmiyor. Her yiğidin bir yoğurt işi vardır. Ben Beşiktaş camiasının her şeyi açıkta anlatırım. Görürler. Yürü derler yürürüz. Dur derler dururuz. Takdir onlarındır. Onun dışında hocamın arkasında durmaya kararlıyım. Önder Karaveli'nin de arkasında durmaya kararlıydım. Sergen Yalçın hocamın da arkasında durmaya kararlıydım. Ancak Sergen Yalçın hocam kendiliğinden iki kere ayrılmak istediğini beyan etti. Daha fazlası hocaya da, üç kupalı hocaya da eziyet etmek de etmem. Çocuğumuz kıymeti var. Bize verdiği değerler ortada. Yerine getirdiğimiz Önder Karaveli başka bir hoca ararken başarılı oldu. Katar'da kupayı aldı. Herkes alkışladı. Daha sonra hocanın arkasından yazılmayan, çizilmeyen, konuşulmayan kalmadı. Ben hocaya arkandayım dedim. Devam. Ama hoca geldi dedi ki benim artık psikolojim bu yazılan çizilenler zarar vereceğim ben Beşiktaş yapamıyorum dedi. Kendiliğinden gitti. Ben geldiğim günden beri hiç hoca göndermedim. Avcı da dahil biliyor musunuz arkadaşlar? Gitmek isteyenlere gidin dedik. Hatta arkalarında durmayı da taahhüt etmemize rağmen gitmek isteyenlere gidin dedik. Ben hiç hoca göndermedim. Dolayısıyla Valerian İsmail Hoca'dan ben çok ümitliyim. Kurduğumuz sportif direktörlüğünde doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü biz yöneticilerin vizyon koyması gerekirken, fikir üretmesi gerekirken incik boncuk işlerle, Ümraniye'deki teferruatlarla ilgilenmesi Beşiktaş Kulübü'ne fayda sağlamaz. Onu orada yapacak kişileri onlara teslim edeceksiniz. Biz bunu yaptık. Ona da güveniyorum. Seçimlerine güveniyorum. Tek başına seçmiyorlar. Scout ekipleri beraber çalışıyorlar. Altyapıdaki hocalarla beraber çalışıyorlar. Bakın ben İsmail Hoca ile ilgili neden çok umutluyum biliyor musunuz? Daha bugüne kadar kaçırdığı bir 10-19 maçı yok. O 19 maçı bittikten sonra soyunma odasına girip her genç çocuğumuza nerede hata yaptığını, nasıl yapması gerektiğini anlatıyor. Ve çıktığında da o 19'un hoca ve hocalarına nasıl oynamak istediğini anlatıyor. Çalışıyor. Gençlere yer veriyor. Ve önümüzdeki sezonda da bunlarla beraber yol alabileceğini, onlara güvendiğini ifade ediyor. Bu benim için, benim kriterlerime uygun bir hocadır. Kendisi gitmek istemediği müddetçe arkasında duracağım. Başarısızlık diye bir şey olacağını sanmıyorum. Hocamın başaracağını ben düşünüyorum. Gençlerle ve çalışarak ve teknik kafasıyla, yapısıyla bu işi başarabileceğini düşünüyorum. Başarısızlık düşünmediğim için şu andaki o sorunuzla ilgili ne yaparsınıza bir şey söylemeyeceğim ama durmaya karar verdiğim her hocamın arkasında durduğumu da bu cümlelerimle ifade ettim. Benim paraya ihtiyacım var iken sizce ben neden bunları yapmadım diye size bir cevap verdim az evvel soran arkadaşlara. Aslında hepsi içinde saklı. Bana getirilen teklif, o zaman ben size yüzlerce teklif getireyim. Beni havaalanında gören genç çocuklar, girişimciler, hepsi bana her gün bir şeyler öneriyorlar. Ya burası Beşiktaş, birilerinin zıplama yeri değil, para kazanma yeri değil. Benim için önce Beşiktaş. Kişiler geliyorlar. Başkanım elimizde böyle bir proje var. Biz kulübün borcunu 6 ayda kapatırız. Ya Allah bize de akıl fikir vermiş. Bakıyoruz, ediyoruz. Tamam, çocuğun niyeti iyi olabilir. Arkadaşın niyeti iyi olabilir. Ama benim için doğru olması önemli bunun. Benim görevim Beşiktaş'ı korumak. Beşiktaş taraftarını üzmemek. Diğer kulüplerin ne durumda olacaklarını zaman içerisinde göreceksiniz. Ben bilemem. Benim önüme gelen, bu teklifleri getiren arkadaşın İyi bildiği bir şey var. Bu kararı
ben veriyorum. Sonuç itibariyle bu sorumluluğu ben alıyorum. O imzanın altına ben imza attığımda eğer o sözleşmeler beni tatmin etmemiş ise ben bunu yapmam. Ben bunu yapmadığım için de birileri benim Beşiktaş'a zarar verdiğimi iddia ediyorsa yanlış konuşuyor. Benim önüme her gelen teklifi ben kabul etmem, etmek zorunda da değilim. Aklım var, fikrim var. Camia beni bunlara bak, kontrol et, bize zarar verdirme diye getirdi. Dolayısıyla bir tanesi getirmiş, sermayesi 50 bin lira. Ha, bana getirdiler, evet evet. Nokkayı da ben koymadım, sorumlusu benim. Bir de 50 bin lira sermayeli, nasıl yapacağım ben bu işi? Adamın neyine güveneceğim? Bir diğerine bakıyorsunuz, sizi şöyle yapacağım, size şöyle para kazandıracağım. Peki garanti mi? Garanti veriyor musun kardeşim? Veriyorum. Ne veriyorsun? İşte yazıyoruz ya kağıta. Beyler, kağıtları yazılanlarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanını kandıramazsınız, ikna edemezsiniz. Beni ikna etmeniz için başka yollar olması lazım. Ben ikna olmadığım için bunlara noktayı koymadım. Halen daha çalışmaya devam ediyorum. Göreceksiniz ki Beşiktaş Jimnastik Kulübü TOKK'un işini herkesten çok daha iyi ve emniyetli yapmış olacaktır. Bunu buradan taahhüt ediyorum. Yapacağız. Kulübümüze paralar gelecek. Gelecek ama verenlerin de mağduriyetini minimize etmek kadar, gerektiği kadar mücadele eden bir başkanla bu işi yapacağız. Bir yönetimle yapacağız. Yönetici arkadaşlarla yapacağız. Ben arabasının evini satıp da token alıp ondan sonra cebindeki paranın bir kuruş olduğu bir Beşiktaşlı görmek istemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmasınlar. Bir şeyler kötü gittiği zaman o arkadaşlar onun arkasında duracak olmalı. Veya beni o güçlü olduklarını ikna etmeleri gerekiyor. Şu ana kadar ben pazarlık ediyorum. Evet, bize geldiğinde X firması 300 bin dolarla gelmişti. Bu görevlendirdiğim arkadaş da onu iyi biliyor. Daha sonra bu rakam hiçbir zaman 60 milyon falan olmadı. Onu geçelim. Öyle de olur, şöyle de olur diyenler oldu ama taahhüt edilenler 20-30 milyon doları geçmedi. Büyük para. Ve parasızlık. Bir başkası olsa üstüne balıklama atlardı. Birileri itham ediliyorsa niye itham edildiğini itham edenler çıkıp söyleyecekler. Yapılmadı. Birileri bir kendilerine menfaat sağlamak için mi yapmadı? Veya yaptı, menfaat sağlamak için mi yaptı? Birileri artık açık konuşacaklar. Öyle konuşmakla, orada burada yazmakla bu işler olmuyor arkadaşlar. Ben doğruyu yaptım. Ve Beşiktaş için de token konusunda en doğruyu yapacağımdan camia hiç tereddüt etmesin. Zamanı geldiğinde en doğrusunu yaparız. Ama asıl cevap şuydu. Bu kadar para sıkıntısı çekerken acaba sizce ben bu işi niye yapmadım? 4 tane kupa kazandık pandemide. Pandemi döneminde gelirlerimizden 1 milyar TL kaybımız olmasına rağmen, bu kadar faiz yüküne rağmen kulübü yüzdürdük. Kadın futbolunda başarılı olduk. Basket takımında projeleri realize ettik. Amatörlerde 10 milyon dolardan, eurodan 2 milyon dolara kadar zararı indirdik. Tüm bunların hepsi benim ve ekibimin, arkadaşlarımın başardığı konulardı. Bunlara sevap deyin, başarı deyin, ne derseniz deyin. Ben başarısız olduğumuz bir konu bilmiyorum. Başarısız olduğumu düşünmüyorum. Çok zor şartlar altında Beşiktaş kulübünü yüzdürdüğümü, tasarruf ettiğimi düşünüyorum. Alınan 3 kupa artı kadınların kupası 4 tane kupayı bir başarı olarak görüyorum. Basket takımının yetiştirdiği gençlerin geleceğe hazırlanmalarını başarı olarak görüyorum. Sevaplarım bunlar. Ali Koç Bey ile ilgili, evet, bir defa aileye ve bütün kulüp başkanlarına hürmetim var. Geçen sefer de söyledim. Ben o konuyu, o videoyu çeken arkadaşın arkadan gelen bir sesi vardı. Elinizi masaya vurun diye. O kısmı duymuyorsunuz. Herkes istediği gibi manipüle etmiş. Ben ona istinaden, ben şovmen değilim dedim. Şaklaban değilim dedim. Bir başka kulüp başkanı için asla böyle bir ifade kullanmam. Bunu da beyan ettim. Aile zaten kıymetli. Bunu da beyan ettim. Rahmi Bey de kıymetli bizim için. Beşiktaş için büyük bir değerdir ve eli hep bizim üstümüzde oldu. Ancak şunu da belirtmek istiyorum ki çok güzel bir şey cümle kurdunuz. Taraftarlar demediniz, taraftar dediniz. O koskoca, o ağaçlı yolda gördüğüm takdir ve sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım. İki tane çocuğun sanıyorum ki sağlıklı değildiler. Yapmış olduklarını ya provokasyon olarak düşünüyorum ya da gelişi güzel bir anlık hiddet olarak düşünüyorum. Umarım bir daha hata yapmazlar böyle.
Ha, benim de çok sakin olmam gereken bir gündü ama çok heyecanlı oldum. Bir Fenerbahçe maçına geliyordum. Dolayısıyla oldu. Keşke olmasaydı. Ama bu keşkeyi bu videoyu çeken arkadaşın demesini daha çok tercih ediyorum. Ayrıca bu taraftarı bu şekilde harekete ve galyana getirmekle ilgili cümleler yanlış oldu dedim. Yani evet, siz Beşiktaş'la ilgili bir örnek veriyorsunuz. A kulübün başkanısınız. Çıkın kendinizle ilgili örnek verin. Eğer adaletten bahsediyorsunuz, kendi maçımızda bize yapılan adaletsizliği ifade edin. Bizim adımızı kullanmayın. Ya da genel anlatın. 5 tane takımın örneğini verin. Kendi maçınızda uğradığınız haksızlıkları verin. Beşiktaş'takini de veriyorsunuz, diğerlerini de verin. Ama sadece o gün Beşiktaş'ın söylenmiş olması bence Beşiktaş başkanını zor durumda bırakmıştır. Evet, niyet o değildir belki ama bırakmıştır. Türk futbolundaki adaletsiz her kulüp başkanı dile getirebilir. Sayın Ali Koç da zaten bu hususlarda gerekeni yapıyor. Adaletsizlik var. İyi değil, doğru değil diyor. Cesaretle çıkıp konuşan bir arkadaşımız. Ama Beşiktaş'ınkini biz hallederiz. Biz konuşuruz.